Bizim çocuklar okula ilk başladıklarında Türkçe bilmezler ve okulda Türkçe konuşulunca özgüven kaybı yaşıyorlar. Diyorum. İlk başladıklarında Türkçe bilmezler. Yani hiç Türkçe bilmiyorsa, var öyle yerler Türkçe bilmiyorsa. Mesela diyorum ya, Irak'ta evet. Hep Kürtçe biliyor çocuklar. E tabi ona Kürtçe eğitim ver, bir şey dediğimiz yok. Ama Türkiye'de bu samimiyetsizlik oluyor. Türkiye'de bütün gençler cin gibiler, ufaklıklar özellikle. Hatta bu Kobani'den gelen ufaklıklar şu an ana dili gibi Türkçe biliyorlar. Gerçekten. Cin gibiler zaten böyle, saçlar sarı, gözler de mavi mavi böyle. Yani her şeyi öğrenmiş vaziyetteler. Bilmedikleri konu yok. Üstüne de İngilizce de biliyorlar ayrıca. Dolayısıyla Türkiye'de çocuklar rahatça yaşayacakları, her yere gittiklerinde özgürce kullanacakları dil Türkçedir. Ya bu konuda samimi olmak lazım. Ve okula gittiğinde de cayır cayır Türkçeyi bildiğine göre Türkçe öğretim için hiçbir engel yok. Çünkü bak, kitaplara bakıyor Türkçe. Ansiklopedilere bakıyor Türkçe. İnternete giriyor Türkçe. Büyük bir kolaylık bu. Ama Kürtçe öğrenmek isteyen de öğrenir ayrıca. Yani o özgürlük gerektiren bir konu. Bunu da ben teşvik ediyorum. Bak, benim kendi arkadaşlarım 30 kişi falan bak şu an Kürtçe öğrenen. Evet. 15 hanım 15 bey. Evet. Kürtçe öğreniyorlar. Ama dilimiz Türkçe. Yani rahat anlaşabildiğimiz dil. Bu bizim konforumuz. Konforumuzu bozmaya gerek yok. Samimi olmak lazım. Bir de özgüven kaybı niye yaşasın? Bizim gençlerimiz Amerika'ya gidiyorlar. Hepsi İngilizce eğitim alıyorlar. Özgüven değil, özgüvenler daha da artıyor. Kayıp değil de özgüven kazanıyorlar. İngiltere okumaya gidenler, Fransa okumaya gidenler, mesela Fransa'ya gidiyor, Fransızca eğitim alıyor. Amerika'ya giden bizim binlerce gencimiz var ya. Şakır şakır İngilizce konuşuyorlar. İngilizcenin dışında hiçbir dil konuşulmuyor. Özgüven kaybı var mı? Yok. Bilakis, değil mi? Evet. Olumlu etki yapıyor. Evet. Samimi olsunlar bu konuda.